Murat Hocam, hangi puan türüyle yerleşiyoruz? İkisi, iki bölümün de puan türleri de farklı. Evet, şimdi hem MF4 puan türüyle sayısalla alıyor, hem iştahlık puan türüyle, iç mimarlık için söylüyorum, TM1'le alıyor. Tabii mimarlık sadece ve sadece MF4 puan türüyle alıyor. Ve tercih döneminde bize en çok sorulan sorulardan, daha doğrusu öğrenciler şu şekilde soruyor. Ben bu bölümü okursam hocam doğru yapmış olur muyum? Bu bölümü bitirdiğim takdirde ben acaba sizce rahat bir şekilde bir işe girip acaba hayatımı kazanabilecek miyim? Tabii, zaten meşhur soru. İşsiz meşhur soru, kalır mıyım? Tabii ki. Mesleğin getirdiği özelliklere de aradığı özelliklerin dışında baktığımız şey şu. Bu aslında bizim hatamız da. Yayın önce de biraz konuşmuştuk, hocamla da konuştuk. Ne getirir? Nereye varırım? Kolayca maddi anlamda acaba ne kazanabilirimden ziyade aslında bana ne kadar uygun? Yapabilir miyim? Kendi özelliklerime uygun mu, buna bakmak gerekiyor. Şimdi mesela Arda Hocam dedik işte mimarlık, iş mimarlık fark var. İş mimarlık biraz daha böyle nokta atışı ya da... Ve insana dokunan dedi. Yani, bu önemli, hani, mesela insan ilişkileriniz kötüyse iç mimar olamazsınız mesela, yani demektir. Mimarlık bir binaysa iç mimarlık belki o binadaki bir oda ya da belli bölge olarak düşünelim. Çocuklar iş mimarlıkta işte dokunmayı, görmeyi, hayal gücünü, çizgiyi birçok farklılığı düşünerek evet bu bana uygun diyebilmeliler. Aslında bizim birçok meslekte ve bölümde aradığımız şey bu. Bu yüzden bu bölümü seçecek olan arkadaşlar sadece üniversiteye yerleşmek olarak değil de hakikaten 4 yıl sonra, 5 yıl sonra acaba ben mimar ve iç mimar olarak çalışabilecek miyim, insanlara fayda sağlayabilecek miyim kısmına evet, bakmaları hep gerekiyor. Hep söylüyoruz hocam bu ekrandan onu. Kendinize uygun olup olmadığını test edin. Mümkünse de bu işi yapan insanlarla da konuşun bu tercih döneminde. İş olanaklarını da bir bakın, ona göre tercih edin.